Merhaba sevgili Kanal 12 izleyenleri. Bugün istiyoruz ki bipolar bozukluktan bahsedelim. Yani iki uçlu duygu durum bozukluğu. Manik depresif bozukluk dediğimiz bipolar bozuklukla ilgili biraz bilgi verelim istiyoruz. Toplumda görülme oranı oldukça yüksek ve birçoğunuzun belki şahit olduğu durumlardır. Bunu anlamlandırmak açısından. Şimdi bipolar iki uç demektir. Bir ucu depresyon, bir ucu taşkınlık. Mani dediğimiz iki uç var. Bir ucunda manik ataklar var, bir ucunda depresyon var. Ve ortası da belirtilerin olmadığı normal bir remisyon dönemi, belirtisiz yaşamla uyumun iyi olduğu bir süreç vardır. Aslında buna üç tane nokta diyebiliriz. İki uca kayma her zaman bipolar bozukluk için problem ve yaşamını zora sokan süreçlerdir. Mümkün olduğunca bipolar bozukluklarda tedavilerin de amacı kişiyi remisyon dönemini uzatmak. Ortada belirtisiz olduğu dönemleri mümkün olduğunca uzatmak ve yaşamla uyumunun, yaşamdaki verimliliğinin devam etmesini sağlamaktır. Peki, neler olmakta? Manik ataklar sırasında önce hipomani başlar. Hipomani biraz daha eğlenceli bir dönemdir. Kişi çok neşelidir, kişi çok fazla esprilidir, hareketlidir. Ve bu hareketli durum, neşeli durum kişinin yaşamla daha verimli olmasını, daha yaratıcı olmasını sağlayan da bir süreçtir. Fakat bir haftalık bu hipomanik dönemin ardından mani dönemi gelmekte. İşte orada taşkınlık başlamaktadır. Kişi artık ölçüsüz davranışlara girebilmekte. Düşünce oldukça hızla hareket etmekte. Kafasının içinde sanki koşmakta olan düşünceler söz konusudur kişi için. Ve bu koşmakta olan düşüncelerle birlikte kişi de peş peşe birbirinden kopuk hızlı konuşmalar, basınçlı konuşmalar başlar, daldan dala atlamalar başlar ve kişi kendisinde olabildiğince yüksek bir özgüvene sahip olmaya başlayabilir ve ölçüsüz davranışlara girmeye başlayabilir. Yeni yeni işler kurmaya başlayabilir, yeni planlar yapmaya başlayabilir ve ölçüsüz cinsel davranışlara girebilir. Yüksek bir enerji, yüksek bir özgüven ve kişinin önüne geçemediği, engelleyemediği de bir impulsif bir durum söz konusu olmaktadır. Bu hareketlilik içinde dikkatte dağılmaktadır. Kısa süreli olmakta ve kişinin dikkatinde sürekli bir dağınıklık söz konusudur. Ve manik dönemdeki kişiler engellenmeye karşı çok duyarlıdırlar. Aşırı sinirlilikler olabilir, aşırı tepkiler olabilir. Davranışlar dediğim gibi son derece ölçüsüz ve bazen mantık ölçüsünden uzaklaşabilir. Kişi kendisini Mehdi zannedebilir, kendisinin peygamber olduğunu, insanlığı kurtaracağını düşünebilir, söyleyebilir ve kişi yeni şeyler icat ettiğini söyleyebilir. Bu tip mantık dışı inanışları da bu duruma eşlik etmeye başlayabilir. Bir süre sonra zamanla kişi bunun depresyon boyutuna, bipoların depresyon boyutuna geçmeye başlar. Depresyon boyutuna geçtiği zaman da içine kapanmaya başlar. Enerjisi azalmaya başlar. Anhedoni dediğimiz zevk alamama, hiçbir şeye karışmama, konuşmama, içine kapanma, isteksizlik, enerjisizlik, özgüvenin kaybolması, kendini değersiz görme. Diğer uçtayken kendini çok değersiz görüyor. Depresyon ucuna geçtiği zaman kendisini çok değersiz görmeye başlar. Burada mani dönemindeyken kişinin özgüveni son derece yukarıdadır. Depresyon boyutuna geçtiğinde özgüven tamamen kaybolur. Manideyken her şeyi yapabilecek gibi kendisini gören kişi depresyon boyutuna geçtiğinde hiçbir şeyi yapabilecek, başarabilecek durumda kendisini görememektedir. Ve zamanla da kişi remisyon döneminde, yani ortada, her ikisinin ortasında belirtilerin
olmadığı bir süreç yaşar, bir dönem yaşar. Manik ataklar bazı kişilerde senede 3-5 defa olabilir. Bazı insanlarda 5-6 yılda bir olabilir veya daha uzun süreler alabilir manik atakların olması. Remisyon dönemleri de bazı insanlarda uzun, bazı insanlarda kısa olmaktadır. Dolayısıyla kronik bir hastalıktır, kronik bir rahatsızlıktır. Süreyen dediğimiz kişinin kontrol altında olmasını gerektiren, ilaç kullanmasını gerektiren bir davranıştır. Şimdi mani dönemindeyken kişiler elbette ilaç kullanmakta, işte lityum ilaçlarıyla, bazen antipsikotik ilaçlarla bu sürecin kontrol altına alınması için çabalar sarf edilmektedir. Depresyon döneminde ise antidepresanlarla ve yine antipsikotiklerle bu durum tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Fakat kişinin iyi olduğu, kendini iyi hissettiği dönemlerde de duygu durumunu kontrol etmek için ilaç kullanması gerekmektedir. Bipolar hastaların büyük bölümü kendini iyi hissettiği, uyumlu olduğu, bir sorun olmadığı dönemlerde ilaç kullanmayı kesmektedirler. İlaç kullanmayı kesmekle birlikte bu atakların olma sıklığı da yukarı çıkmaktadır. Dolayısıyla kişinin kendini iyi hissettiği zamanlarda da psikoterapi görmesi, ilaç kullanması, kişinin olası bu yaşayabileceği atakların süresinin daha uzun olmasını sağlayabilir. Bipolar bozukluğun genetik tarafı oldukça yüksek. Ailesinde daha önce böyle hastalıklar varsa, intihar edenler varsa, bipolar bozukluğu olanlar varsa çocuklarında görülme olasılığı oldukça yüksek. Genetik tarafı var ve biyolojik tarafı olan bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla kişinin, bipolar olan kişinin kaygıyla baş etmesi, kendi iç dünyasını sürekli kontrol etme çabası kişiyi yaşamda hep zorlamaktadır. Şimdi normalde kötü bir şey olduğunda biz kendimizi kötü hissederiz ve kendimizi kötü hissettiğimizi düşünürüz. Veya çok sevineceğimiz bir mesele olduğunda da neşeleniriz. Orada da bugün modum çok iyi, bugün enerjim yüksek, bugün iyi durumdayım diye değerlendirme yaparız. Bipolar hastalar, manik atak geçirmiş, depresif atak geçirmiş hastalar bu durumların hepsini risk olarak görmektedir. Biraz neşeli olduğunda eyvah galiba hastalık geliyor diye bu durumunu kontrol altında tutmaya çalışırlar. Biraz kendini kötü hissettiğinde doğal olarak can sıkıcı bir mesele olup herkesin doğal olarak kendisini kötü hissettiği zamanlarda onlar bunu tehlike olarak algılarlar. Yani kendini kötü hissetmekte eyvah hastalık geri geliyor gibi bir endişeye kişiyi sevk etmektedir. Bipolar hasta depresif döneminden çok korkmaz. Nasıl olsa kontrol ederim, nasıl olsa diğer insanlar çok fark etmezler diye düşünür. Ama manik ataklarının gelmesinden daha fazla korkarlar. Çünkü eyvah kontrolümü yitireceğim, çok ayıp şeyler yapacağım ve insanlara rezil olacağım kaygısı oldukça yüksektir. O yüzden neşeli olduğu, kendini iyi hissettiği zamanların hepsini tehlike olarak algılamaktadırlar ve zamanın büyük bölümü kişinin iç dünyasını kontrol etmesiyle geçirmektedir. Bu iç dünyayı kontrol etme çabası kişinin verimini düşürmekte, yaşamda başarılı olmasını, yaşamdaki yapacağı şeyleri rahatlıkla yapmasını ve gelecek konusunda kaygılı olmasına yol açmaktadır. Kaygıları oldukça yüksektir. Stresle baş edebilme için kişinin iyi olduğu dönemlerde de psikoterapi görmesi, aile desteğinin olması ve ailelerin de psikoterapi gerekirse, imkan varsa desteği alarak bipolar kişiye destek olması, onun yaşamla uyumunun sürdürülmesi ve olası atakların önüne geçilmesi oldukça önemlidir. Şimdi sürekli iç dünyasını kontrol etmeye çalışan, modum düştüğü zaman tehlike, modum yükseldiği zaman yine tehlike olarak algılayan bu iç dünyanın durumu Ikarus kuşunun uçuşuna benzer. Mitolojide Ikarus'un uçuşu diye bir hikaye vardır. Daedalus
çok başarılı bir zanaatkar, başarılı bir mimar eski Atina'da ve Yunan adalarında yaşamakta. Orada oğlu İkarus var ve tutuklanır. O günün kralı oğluyla birlikte İkarus'u tutuklar ve labirente hapseder. İkarus burada, Daedalus burada çıkmanın olanaksız olduğunu görür. Ve burada çıkmak için tek yol olarak kanat yapıp uçmanın mümkün olacağını söyler. İki çift kanat yapar. Birisini oğluna verir, birisini kendisi takar. Bal mumundan ve tüylerden oluşan iki çift kanat yapar. Ve oğlu İkarus'a öğütte bulunur. Der ki denize çok yakın uçma, düşersin. Denize çok yakın uçarsan suya düşer, boğulursun. Çok da yukarıya çıkma, çok da yükseğe çıkma. O zaman güneş ışınları bal mumunu eritir. Ve yaprakların, bu tüylerin dağılır ve tekrar denize düşer, boğulursun. Tamam der. Bunlar birlikte uçmaya başlarlar. Fakat uçmaya başladıktan sonra İkarus öyle bir heyecana kapılır, öyle bir güce kapılır ve doğanın o ihtişamı karşısında, güzel renkleri karşısında büyüye kapılır ve kendini kaybeder. Oldukça yükseklere uçmaya başlar. Daha da yükseğe, daha da yükseğe uçar ve güneş tanrısı bunu kendisine bir saygısızlık olarak algılar. İkarus'un çok yükseğe uçmasını. Güneş ışınları bal mumunu eritir, yaprakları dağılır ve İkarus Ege Denizi'ne düşerek boğulur. Buradan çıkarılacak sonuç işte belli bir aralıkta uçma meselesi. Çok aşağı düşmek de kaygı, risk, çok yukarı çıkmak da kaygı ve risk. Psikoterapinin yaptığı kişinin bu bir aralıkta uçmaya çalışır bipolar hasta. Bu aralığı biraz daha genişletmek. Yani normalde üzüntünün bazı yaşam olaylarının insanları üzebileceğini, bu üzüntünün doğal olduğunu, kişinin hissetmesini, kişinin deneyimlemesini ve iç dünyayla bağını, iç dünyayla ilgili olan şemalarını bu konuya uygun hale getirmek. Bazen de kişinin evet ne riskler alarak neşelenebileceğini, neşeli durumların hepsinin aslında tehlike olmadığını, hastalığın gelmesi anlamında olmadığını. Çünkü bipolar hasta normal olarak insanların neşelenecekleri ve normal olarak kötü hissedecekleri, üzülecekleri durumları da bir tehlike olarak algıladığı için gereğinden fazla iç dünyasını kontrol etme çabası içine girmektedir. Hele depresif moda geçmek kişiyi yaşamdan kopardığı için, kişiyi diğer insanlardan tamamen kopardığı için, kendisini içeriye hapsettiği için kişi bazen orada mantık dışına taşmalar başlar. Kişi der ki iç organlarım çürümüş, beynim çürümüş, vücudum çürümekte, böyle bir algı içine girmektedir. Manik ataklar döneminde zaman zaman kişinin halüsinasyonlar görmesi, mantık dışı davranışlar, mantık dışı söylemlerde bulunması da söz konusudur. Dolayısıyla bunun tedavisi psikoterapi ve ilaç tedavisi. İlk aşamada manik dönemde ve depresyon fazındayken ilaç kullanmak zorunlu olan bir tedavi biçimi bipolar hastalar için. Ama remisyon dönemlerinin uzatılması, kişinin yaşamdaki stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve bu atakların gelme sıklığının azaltılması için de psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapiler kişiyi daha güçlü konuma getirmekte, yaşamla bağını daha güçlü hale getirmekte, yaşamdaki zorluklara karşı baş edebilme becerisini daha yukarı çıkarabilmektedir. Evet, bipoların dışında bazen bipolarla karıştırılan şizofreniden de biraz bahsetmek isteriz. Şizofreni tamamen kalıtsal özelliği olan kalıtsal bir hastalıktır. Fakat kalıtım şartları uygun olan bazı insanlarda ortaya çıkarken bazı insanlarda şizofreni ortaya çıkmamakta. Bazı insanlar yaşamdaki travmatik olayları fazla olmakta, yaşam güçlükleri çok fazla olmakta ve bu kalıtsal özelliğin de getirmesiyle beraber şizofreni ortaya çıkmaktadır.
Şizofreni davranışların, duyguların ve düşüncenin tamamen dezorganize olduğu, amaçsız olduğu ve tamamen hedefsiz bir şekilde abuk subuk konuşmaların olduğu, hedefsiz davranışların olduğu bir durum. Ve şizofrenide kişiler halüsinasyonlar görebilir. Bu halüsinasyonlar doğrultusunda hareket edebilirler. İşte televizyonda benden bahsediyorlar. Bak aklıma düşünceler sokuyorlar. Benim fikrimi kontrol ediyorlar gibi davranışlar olabilir. Kişi kendisini dünyanın kurtarıcısı olarak görebilir. Bazı mantık dışı inançlar geliştirebilir. Kulağıma sesler geliyor, şöyle yapın diyor, böyle yapın diyor, benimle uğraşıyorlar gibi söylemleri olabilir. Ve diğer insanlardan genelde uzaklaşarak kendi içinde, kendi içsel dünyasında başka bir gerçeklik yaratarak, hayali bir gerçeklik yaratarak yaşamını böyle sürdürür. Zamanla küntleşme oluşmaya başlar ve kişinin öz bakımı gittikçe azalmaya başlar. Kişinin amaçlı davranışları azalmaya başlar ve kişinin hesaplayabilme, kişinin değerlendirebilme yetisi gittikçe bozulmaya başlar. Ve kişiler başkalarının bakımına çoğunlukla muhtaç hale gelirler. Tamamen kronik bir hastalık ve tedavi ne kadar tedavi edilirse edilsin tamamen düzelen bir hastalık değil şizofreni. Ve şizofreni ilaç kullanımının sürekli olmasını gerektiren bir ruhsal hastalıktır. Yaşam boyu devam eden bir hastalık, şizofreniye yakalanan bir insan yaşamı boyunca tedavi görmek zorunda, yaşamı boyunca dikkat edilmesi, destek olunması gereken bir sürece girmektedir. Şizofreni de ataklar şeklinde gelmemekte, zaman zaman toplumla uyumunun sağlanması için psikoterapi de işe yaramakta. Şizofreni hastalarının tedavisinde fakat kendi başına sorumluluğunu alabilecek, yaşamsal sorumluluğunu yürütebilecek bir durumda olamamaktadır şizofreni hastalar. Evet, bugün Kanal 12 izleyenlere bu konulardan istedik ki bahsedelim. Tedavi elbette şifa her şeyin önündedir. Kendi haline bırakılmaması gereken bir durum. Sağlığımıza ne kadar dikkat edersek, ne kadar boş vermezsek, ne kadar özen gösterirsek ve tedavi kurallarına ne kadar uyarsak yaşamdaki verimlilik hangi hastalık olursa olsun o hastalığın seyrinin daha iyi bir durumda olması, daha iyi bir durumda tutmak her zaman mümkündür. Sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın. Bir süre neşeli, bir süre sonra içine kapanık, karamsar olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum abi? Mutlu olması gereken hareketleri yapacak. Ümidini kesmeyecek abi. Cebi boş veya dolu. Başka bir şey düşünemiyorum. Cebi boş olan insan karamsar, düşünceli olur. Cebi dolu olan neşeli, keyifli olur. Problemi vardır. Ailevi problemi olabilir, kişisel problemi olabilir, iş sorunu problemi olabilir. Hayatın şartları, insanlar zaman zaman farklı olabilirler yani bunlar doğal bence. Yani mutlu olduğumuz zaman yani o karamsarlığı bize yaşatan kişi veya olaylar olmadığı zaman veya bittiği zaman o olaylar biz mutlu oluruz yani veya o olayları unuttuğumuz zaman bir an mutlu oluruz ama aklımıza geldiği zaman içine kapanık ve karamsar oluyoruz. Vallahi abi kendilerini üzmesinler, hayata hep pozitif baksınlar, gerek yok. Yani pozitif iyi, pozitif devam etsinler. Dengesiz insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Kişisel bozukluk, yani kişinin kendi bozukluğu diyeyim. Yani onun yapısında vardır herhalde. Dengesizlik yani ortasını bulamamak, yani bir anda gülüp bir anda üzülmek, karamsarlığa kapanmak için dediğiniz gibi bence o yani dengesizlik. Yaşına göre hareket etmeyen, saçma sapan hareketlerde bulunan gereksiz insan halidir. Dengesizlik, saçma sapan hareketler, yaşına göre hareketler, yaşına göre olmayan bunlar abi.